Bundan 4 yıl önceye gittiğimizde, yani takvimler 2020 Nisan ayını gösterdiğinde hepimizin hatırlayacağı belki de en kötü şey korona. Türkiye'ye geldiğini öğrendiğimiz andan itibaren hayatımız değişti. Maskelerle, eldivenlerle tanıştık. Aylarca evlerimizden çıkmadık ve takvimler 2024'ü gösteriyor. Yeni bir hastalık, yeni bir endişe, yeni bir süreç. Peki bu süreçte bizi neler bekliyor anlatalım. Maymun çiçeği virüsünü hepiniz duydunuz. Maymun çiçeği virüsü daha çok Orta ve Batı Afrika'da rastlanılan, insanlara genellikle enfekte bir kişi veya vücut sıvılarıyla doğrudan teması sonucu bulaşan bir hastalık. Ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, kas ağrısı ve yorgunluk maymun çiçeği virüsünün neden olduğu belirtiler. Bir diğer tipik belirtisi genellikle yüz, eller, ayaklar ve ağızda ortaya çıkıp bir süre sonra içi sıvı dolu lezyonlara dönüşmesi. Bu virüsün en farklı özelliği ise hem hayvandan hem insandan bulaşıyor olması. Ve en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de şu: maymun çiçeği virüsüne yakalanırsam izler vücudumda kalıcı olur mu? Hemen onu da anlatalım. Virüs ciltte gelişen kırmızımsı lezyonlar ve kabarcıklar şeklinde oluyor. Bu kabarcıklar su çiçeği veya çiçek hastalığına benziyor. Ancak genellikle daha büyük ve ağrılı. Lezyonlar zamanla kabuklanarak iyileşir ve iz bırakabilir. Bu süreçte yapılması gereken en sağlıklı şey ilaçları düzenli kullanmak ve yaralara hiçbir şekilde kaşımak, yolmak gibi fiziki bir temasta bulunmamak.